ve halı temizliğine ilişkin çok farklı bir yöntemden bahsedeceğim. Burada bu bir mısır nişastasıdır. Özelliği mısır nişastasının partikülleri o kadar küçüktür ki eğer bunu biraz sonra göreceğiniz gibi halının üzerine serpeceğiz. Evet, halıyı ilk önce bir kirleteceğiz. Halının üzerine bir sürü şeyler dökeceğiz. Ama bunu yaptığımız zaman elektrik süpürgesini kullandığımızda halının en dibindeki kirleri dahi bunun bünyesine yapışacağı için nişastanın bizim kolaylıkla sökmemiz kolay olacak. Bakın şimdi ben buradan böyle iki tane dolu dolu kaşık mısır nişastası alacağım. Ve hemen yanında karbonat. Karbonatın en önemli özelliklerinden bir tanesi de hijyen yapıcı olmasıdır. Siz ıssız adaya düşseniz yanınıza karbonat ve sirke alıyordunuz. Evet. Ama vazgeçilmez yani, temizlikte vazgeçilmez iki doğal ürünümüz aslında karbonat ve sirke. Evet, yani karbonat ve sirke varsa kendi kişisel temizliğimizden tutun, bütün evin temizliğinden, tüm ülkenin temizliğine kadar gerçekten karbonat ve sirke yeterli olacaktır. Şimdi ne kadar biz buna nişasta koyduysak bir o kadar da içerisine karbonat koyuyorum. 2 yemek kaşığı nişasta koyduk, 2 yemek kaşığı da karbonat. Buradaki ölçü kullanacağımız halının büyüklüğü ölçüsünde olacaktır. Ne kadar ihtiyacımız varsa o kadar. Bunu her sene yapmamız gerekmez ama bizim mevsimsel temizliklerimiz vardır. İşte bahar temizliği, sonbahar temizliği, bayram temizliği gibi. O süreçler içerisinde bu uygulamayı yapalım. Bakın mısır nişastasıyla karbonatı birbirine karıştırdım ama sadece bununla bırakmıyorum. Burada kuru nane. Belki yemek tarifi gibi oluyor ama kuru nane evimizin havasını çok pozitif değiştirecektir ve kuru nanede hiçbir bakteri ve mikrop yaşamaz. Nane kokusundan rahatsız oluyor. Ve evet, nane kokusu onları öldürür. Halı temizliğinin ilk aşaması olan kuru temizlik yapmak için 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 2 yemek kaşığı karbonat ve kuru nane kullanıyoruz. Şimdi bu yapmış olduğum karışım aslında nedir biliyor musunuz? Bu kuru şampuandır. Biz bunu şimdi tarif olarak halı üzerinde ben bunu anlatacağım ama izleyenler unutmasınlar ki bunu kendi saçlarına da uygulayabilirler. Yani bir yere çok acil gidecekseniz, suya sabuna dokunamıyorsunuz işte ya da herhangi bir öyle cilt probleminiz var, saçınız yağlandı, ne yapacaksınız? İşte bu yapmış olduğum karışım, aynı zamanda dedim ya, kuru şampuanı. Naneyi saçımıza nasıl süreceğiz? İşte bakın çok kolay. Hepsini birlikte gene saçınıza uyguladığınızda o friksiyon yapacaktır nane aynı zamanda. Karbonat ve mısır nişastası da fazla yağı hemen bünyesi içerisine alacaktır. Ondan sonra saçınıza masajla bunu yedirdikten sonra banyoda bir fön yardımıyla saçınızı taradığınızda göreceksiniz, ipek gibi olacak. Mısır nişastası, karbonat ve kuru nane. Bu üç doğal malzemeyi karıştırıp halımızın üzerine sonuçları almak için döküyoruz. Halının burasını temizleyelim bakalım. Şimdi sen de alan cümlelerini, ben de alıyorum. Bu çizgiden itibaren serpiyoruz. Bu ilk aşamayla halımızın tozunu almış olacağız. Şimdi hazır. Bundan sonraki aşama elektrik süpürgesiyle süpürmemiz gerekiyor. Hadi. Tarifimizde bulunan mısır nişastası, elektrik süpürgesi yardımıyla halının tüm tozlarını çekmiş olacak. Gördüğün gibi bundan bu fark yapmaya başladı. Evet, rengi değişti. Çünkü nişastayla beraber tozunu aldı. Halı temizliğinin ilk aşaması olan kuru temizlik bitti. Şimdi sıra Arap sabunundan faydalanacağımız ikinci aşamada. Gelelim ikinci aşamasına, yani kuru temizlik ama peşinden bir ıslak temizlik yapmamız gerekecek. Hemen sıvı deterjan hazırlıyoruz. Evet ama bunun zaten hazır olanı var. Yıllardan beri ev hanımları da zaten bu gerçeği çok iyi bilirler. Arap sabunu halı temizliğinde çok başarılı bir üründür. Halıların tüylerini gerçekten pırıl pırıl yapar, iyi de köpürür. O bakımdan işte bir kaşık kadar bunun içerisine Arap sabunu koyuyorum ve sıcak su yardımıyla bir temizleme silme suyu hazırlayacağım burada. İkinci aşamamızı da hazırladık. Evet. Sıra geldi üçüncü aşamaya. Şimdi bir şeyi yıkadıktan sonra çamaşırı da bulaşığı da kendimizi de ne yaparız sonra? Kurularız. Durulanırız. Kurularız. Evet. Durulanmak da arınmak demektir. Tabii dünyadaki en iyi durulayıcı hiç şüphesiz ki sirkedir. Sirke gerçek anlamda arındırır ve durular. İşte halıları da zaten son aşamada pırıl pırıl yapacak olan da bu şimdi hazırlamış olduğumuz sirkeli sudur.
saf sirke olması gerekmiyor. Gene sulandırılmış sirke, burada da hazırlıyorum. Ne kadar sirke, ne kadar su koyalım hocam? Genel olarak 1 litre suya 1 çay bardağı kadar sirke kafi gelecektir. Arap sabunuyla hazırladığımız temizleme suyunu halı temizliğinin ikinci aşaması olan ıslak temizlikte kullanıyoruz. Şimdi bundan sonraki aşama bizim Arap sabunlu suyumuz. Bezimizi bundan güzelce köpürtüyoruz. Hafifçe sıkıyoruz ve buydu değil mi çizgimiz? Ardından sirkeli durulama suyuyla halı temizliğinin son aşamasına geçiyoruz. Şimdi sonuca bakabiliriz. İşte gördüğün gibi halının orası ile burası renkleri de canlandırır. Dikkat ediyorsan bu renkle bu renk arasında çok büyük bir fark var. Bu renkle bu renk arasındaki farkı görebiliyor musun? Bu bununla aynı renk. İşte ekolojik temizlik bu. Halı temizliğimiz için 3 aşamalı bir yöntem uyguladık. Önce mısır nişastası, karbonat ve kuru nane ile halımızın tozunu aldık. İkinci işlem olarak Arap sabunlu karışımımızla halımızı sildik ve son olarak sirkeli suyla arındırdık.